Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere midye tatlısı yapacağım. Yapımı oldukça kolay, pratik bir tatlı. Dün küçük bir tepsi havuç dilimi baklava yapmıştım. Hamurumuzun bir kısmını ayırmıştım. Dün yapacak zamanım olmadı. Onun için bugün sizlere aynı hamurdan çok güzel bir midye tatlısı yapacağım. Dün baklava yaparken hamur ölçüsünü ve tarifini vermiştim ama seyredemeyenler için bugün tekrardan hamur ölçüsünü de vermek istiyorum. Bu arada hazırladığımız hamur ölçüsü büyük bir fırın tepsisi ölçüsü. İster bir tepsi baklava yapın, ister bir tepsi midye tatlısı yapın. Ben küçük tepsi kullandığım için iki farklı tatlı yaptım arkadaşlar. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 1 çay bardağı su, tepeleme 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Daha sonra unumuzu ekleyelim. Unumuzun tamamını bir kere de dökmeyelim. Yavaş yavaş kontrollü olarak dökelim. 5 su bardağı un kullandım. Üzerine de bir paket kabartma tozu ekleyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz pürüzsüz bir hal alana kadar birkaç dakika yoğuralım. Çok sert olmayan yumuşak bir hamur olacak. Kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık, gerçekten nefis bir hamur oldu. Bu hamurla istediğiniz şekilde her çeşit baklavayı yapıp hazırlayabilirsiniz. Dün hazırladığım hamurun bir kısmını ayırıp buzdolabına koymuştum. Bu hamurla da bugün küçük bir tepsi midye tatlısı yapacağım. Öncelikle hamurumuzu ceviz büyüklüğünde küçük bezeler yapıp hep tamamını bu şekilde hazırlayalım. Midye tatlısının yapımı hem çok pratik hem çok keyifli. Herkesin çok kolaylıkla yapabileceği, kısa süre içerisinde yapıp hazırlayacağı bir tatlı arkadaşlar. Bezelerimizi bu şekilde nişastaya bulayıp küçük bir tabak büyüklüğünde açalım. Arasına bolca nişasta serpiştirelim. Kullandığım nişasta buğday nişastası ama mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Değişen bir şey olmaz. İkisi de aynı işi görüyor. Bezelerimizin tamamını bu şekilde açalım. 11 tane bezeyi tabak büyüklüğünde açıp aralarına bolca nişasta serpiştirip üst üste koydum arkadaşlar. Her yufkanın arasına göz kararı bir tatlı kaşığından daha az nişasta serpiştirdim. Üst üste koyduğumuz yufkaları elimizle biraz kenarlarını düzeltelim, hafiften bastıralım. Daha sonra merdane yardımıyla açalım. Yufkamızı açarken özellikle dikkat etmemiz gereken yufkamızı ters düz yapalım. Her açtığımızda arkasını da çevirip açalım. Yoksa altta kalan yufkalar küçük kalır, açılmaz. Onun için her defasında ters düz yapıp altında açmış olalım. Hamurumuz bir gece beklediği için inanılmaz rahat açılıyor. Çok yumuşacık, merdaneyi dokundurduğunuz anda hemen kendiliğinden açılan bir hamur arkadaşlar. Hamurumuzu mümkün olduğunca dikdörtgen şeklini vermeye çalışalım. Sararken her yeri eşit olsun. Hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra uç kısımlarını da güzelce düzeltelim. Uç kısmından rulo halinde saralım. Düzgünce katlayıp güzelce sıkıştırıp sıkı sıkı saralım arkadaşlar. Şöyle ortasından başlayıp elimizle sonlar uçlara doğru bastırarak güzelce düzeltip açalım. Uç kısımlarını da hafiften toparlayıp düzeltip bıçakla keselim. Bir parmaktan birazcık daha büyük, 1,5 parmak genişliğinde bütün hamurumuzu keselim arkadaşlar.
Küçük göründüğüne bakmayın. Pişerken hem kabaracak hem kat kat ayrılacak. Şöyle göstermek istiyorum. Her katı gözüküyor. Eğer daha büyük yapmak isterseniz 15-16 bezeye çıkartabilirsiniz. Hem daha çok katlı olur, biraz da daha büyük olmuş olur. Tercih sizin ama bu ölçüde küçük bir ölçü değil. Piştiği zaman göreceksiniz. Güzel bir boyutta. Hazırladığımız hamurları bu şekilde hafiften ince uzun yapıp ortasına ceviz koyalım, hafiften bastıralım. Cevizler çok ince olmasın, birazcık iri kıyım olsun arkadaşlar, daha güzel olur. Tekrar göstermek istiyorum. Merdanemizde çok fazla bastırmadan küçük dokunuşlarla yapıp ortasına ceviz koyup çok bastırmadan uç kısmını tepsimize yerleştirelim. Son bezemizi de yapıp bitirelim. Ayırdığımız hamurdan küçük bir tepsi midye tatlısı yapmış olduk arkadaşlar. Tatlımızın üzerine tepeleme 3 yemek kaşığı kadar tereyağı eritmiştim. Üzerine bolca fırçayla sürüyorum her yerine gelsin diye ama 2-3 kat tekrar üzerine bolca tereyağı sürdüm. Tereyağımızı da sürdükten sonra artık pişirebiliriz. Yağını az sürmeyelim, üzerine her yerine gelecek şekilde sürelim lütfen. Tatlımızın yağını da sürdükten sonra alt üst ayarda 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirdim. Tatlımız pişerken biz de bu arada şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 3 su bardağı şeker kullandım. 4 su bardağı su ekledim. İçerisine bir parça da limon ekledim. 20 dakika orta ateşte kaynamaya bıraktım. Tatlılarımız pişti. Soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra bir borcam içerisine tamamını yerleştirdim. Bu arada şerbetimizin de biraz soğumasını bekledim. Hem tatlımızı hem şerbetimizi hazırladık. Tatlımız soğuk, şerbetimiz de ılık olacak bir şekilde tatlımın üzerine gezdirdim. Şerbetini çekene kadar birkaç saat beklettim. Baklava lezzetinde nefis bir tatlı oldu arkadaşlar. Israrla denemenizi tavsiye edeceğim bir tatlı. Pişman olmayacağınız bir tarif arkadaşlar. Bugün de böyle pratik bir tatlı olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen mesaj atmayı unutmayın. Yorum ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.